Yine bize daha önceden de başvuran Düzce Hapishanesi'nden Pınar Birkoç ikinci kez COVID olmuş. Bakın kaç kez olacaklar ve kaç kez risk altında kalacaklar. On binlerce mahpusu boş gerekçelerle tutuklu yargılayanların bunun hesabını vermesi lazım. Meclis kürsüsünde konuşan DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu. Savunduğu isimse İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne silahlı saldırıda bulunan ve Türk polisinin etkisiz hale getirdiği DHKPC'li kadın terörist. DEM Parti ve Ömer Faruk Gergerlioğlu yine şaşırtmadı. PKK'nın siyasi uzantısı demin Kocaeli milletvekilinin Çağlayan Adliyesi'ne saldıran teröristi mecliste savunduğu görüntüler ortaya çıktı. Pınar Birkok 18 yaşında bir genç kız iken diyor ki bir gece halka açık yasal bir dernekte bulunduğum için 4 arkadaşımla beraber tutuklandım. Dosyamız tutukluluğumun 6. ayında İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açıldı. İlk mahkemeye ise de 10 ay sonra çıkabildik. Düşünün, bu bir öğrenci. Gergerlioğlu daha önce terörist bir koçu masum, hiçbir şeyden haberi olmayan genç bir kız olarak göstermeye çalıştı. DEM Parti milletvekiline göre Pınar Birkoç'un illegal bir bağlantısı yoktu. Tıpkı Kandil'deki gözü kanlı katiller gibi. Peki gerçek neydi? İşte Pınar Birkoç'un gerçek yüzü. Birkoç elinde silahla Çağlayan Adliyesi'ne geldi, güvenlik güçlerine ateş açtı. Gergerlioğlu'nun masum diye savunduğu Pınar Birkoç, yanındaki diğer DHKPC'li teröristle birlikte Çağlayan Adliyesi'ne saldırı düzenledi. Eğer başarılı olabilseydiler, adliye içinde katliam yapmayı planlıyorlardı. Ancak gözü kanlı katiller Türk polisini geçemedi. Hem Pınar Birkoç hem de yanındaki terörist etkisiz hale getirildi. Peki Gergerlioğlu ve DEM Parti şaşırttı mı? Tabii ki hayır. PKK'nın siyasi uzantısının bir teröriste terörist demesi beklenemezdi zaten. Ancak söylenen her söz, teröristlerin savunulduğu her toplantı, terörün siyasi uzantısının da adresini tekrar tekrar gösteriyor. Ne var ki Kandil, DEM Parti ve diğer terör örgütleri kahraman güvenlik güçlerini ve Türk milletini geçemiyor.